Cumhurbaşkanı gülünce çok daha yakışıklı, çok daha iyiymiş diyor. Ve gülmeyi biliyormuş diyorlar. Cumhurbaşkanı gülmeyi hep biliyordu ama ülke gülünecek bir ortama gelmedi ki. Hep sıkıldı, hep stres. Yani böyle bir başkanın olması da benim için ayrı bir şans tabii. Hemen topu hemen toparladı, topu hemen aldı, yuvarladı. Birilerince boyunlarına değirmen taşı, ayaklarına pranga, ellerine kelepçe, ağızlarına kilit vurmaya çalışılan basın mensupları. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malumunuz 31 Mart'ta yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Çok iddialıyız. Denizli'yi kazanacağız. Denizli'ye bir nefes aldıracağız. Ama rakiplerimiz görüyoruz ki temdit pilavı gibi bazı şeyleri, hatta birçok proje diye sunduklarını yaklaşık 20 yıldır ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Ama halkımızın buna emin olun karnı tamamen toktur. Aslında birçok şey söylenebilir fakat hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bir caddenin ayırdığı iki ilçemize baktığınızda çok net bir şekilde halkçı belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik ve derman belediyecilik ile AKP iktidarının yönettiği belediyecilik arasındaki farkları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bugün esas konularımızdan bir tanesi Sayın Osman Zoğan, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ve yeni dönemde de yine AK Parti tarafından Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen arkadaşımız. Bunun yıllardır aynı şekilde verdiği vaatler üzerinde birazcık sohbet edelim istiyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı vaat ettiği ama bir türlü yapmadığı şeyleri arkadaşlarımızı ekrana yansıttı. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi Millet Bahçesi dediler 2019 yılında Denizli'de bir Millet Bahçesi göremedik. Yıl 2004 oldu. Hala Millet Bahçesi yapacağız diye hakikaten edepten, hayadan yoksun bir şekilde koskoca duvarları bu afişlerle süslemeye başladılar. Bunun yanında halka tam destek, halk ekmek projesini, ya bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yaklaşımdır ki? Ya sosyal demokrat belediyecilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Denizli'mizde uzağa gitmelerine gerek yok. 2019 yılından beri uygulanan halk ekmek projemizi şimdi bunlar proje diye bizim halkımızı cahil cuhala yerine de koyarak gözümüze sokmaktadırlar. Bunun yanında ya bırak go-kart pistleri. Bu vaat hem 2014 hem de 2019 seçimlerinde yine arkadaşlarımızın seçim vaatlerini süsleyen duvarlarda borca görebildiğiniz bir şeydi. 10 bin gencimize istihdam dediler ama maalesef bırakın 10 bin gencimizi, 1000 gencimize dair istihdam yaratmadılar ama kendileri ve çevrelerini zenginleştirdiler, halkımızı yoksullaştırdılar. O yüzden Denizli halkının bu vadede gerçekten karnı tok. Bakın, hakikaten gülerek baktığım bir vaatleri de her eve çöp poşeti. Allah'ını severseniz ya, 20 yıldır bu şehri siz yönetiyorsunuz ya. Elinizi tutan mı vardı? Önünüze geçen mi vardı? Bu poşetleri dağıtmadığınızda şimdi mi aklınıza geldi ki? Merkez Efendi Belediye'mize bakın, bizim şenizimize bakın, şeniz başkanımıza bakın. Bu poşetleri zaten dağıtıyor. Ya bunu buraya proje olarak yazmaya insan gerçekten utanır. Bu bir proje değildir. Bu halkçı bir belediyenin, halkını düşünen bir belediyenin, çevreci olan bir belediyenin, çevreyi düşünen bir belediyenin yapması gereken bir olgudur. Ve biz bunu yapıyoruz. Bakın Pamukkale Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Rıza Ertemur daha adayken Pamukkale'ye evlere çok poşeti dağıtmaya başladı. Ve Ali Rıza Bey'in projelerini bakın inceleyin. Çok peşede dağıtacağız diye bir yazıya rastlayamazsınız. Çünkü bu sosyal demokrasinin insanın doğasında olan çevreci bir kişinin, halkını düşünen bir kişinin, temiz bir toplumun, uygar bir toplumun gayet sıradan yapması gereken görevleridir, ödevleridir. Nasıl ki kaldırım yapacağız demiyorsanız, nasıl ki yol yapacağız demiyorsanız çok poşetle dağıtacağız diyemezsiniz arkadaş. Bunun yanında Sayın Zoran ikinci üniversite. Ya bu vaatleri de siz eskiden beni hatırlarsanız basın mensupları. İkinci üniversiteyi yapacağız.
Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ya birinci üniversiteyi sen mi yaptın kardeşim? Sen mi yaptın da ikinci üniversiteyi yapacağız diyorsunuz? İkinci teknopark, teknokenti yapacağız diyor. Ya birinci teknokenti sen mi yaptın? Birinci teknokenti sen mi yaptın da ikincisini sen yapıyorsun? Kaldı ki ikinci üniversite vaadinizi artık bu halkla emin olun yemiyor. Kimse de bu boş vaatlere aldırmıyor, kanmıyor. Nasıl olsa o seçimden sonra bakarız, keyfimizi süreriz. Bir taraftan sebzelerle, bir taraftan tekelerle devam ederiz. Mantığı artık bu dönemde son bulacaktır. Çünkü halkımız gerçek projeleri istemektedir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayları gerçek projelerle insana dokunan, insanı yücelten, uygar bir şekilde insanın yaşamasını sağlayan sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetecek projelerle beraber karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında en trajikomedi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hatırlayın. Basın toplantısı düzenlediler. Aynı Kemal Sunal'ın bir filminde vardı. Seferoğulları diye bir bölüm vardı. Hatırlar mısınız? O Seferoğulları gibi sayın bakan ve belediye başkanları çıktılar, arazileri gezdiler. Bize 250 liraya 25 bin konut vaat ettiler. Ve halkımız o dönem buna inandı. O kadar çok inandılar ki Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kuyrukları hatırlarsınız. Herkes gitti, peşinatını yatırdı, bu evlere yazıldı. Ama yıllardır arıyoruz, bu evlerin ne yapıldığı var, ne temel atıldığı var, ne de bu konuda bir proje var. Ama bu dönemde çıktılar, aynı şekilde, bu şekilde ev vereceğiz, ev yapacağız diye halkımızın umutlarını sömürmeye başladı. Bir seyredelim, buyurun. Yıllarca belediye başkanlığı yaptığı memleketi Denizli'de kameraların yıl 2015. Ekonomi Bakanı Nihat Seyrekçi, genel seçimden kısa bir süre önce yıllarca belediye başkanlığı yaptığı memleketi Denizli'de kameraların karşısında. Toplantının konusu 250 lira taksitle 25 bin konut projesi. Topiler çok daha hızlı, çok daha ucuzlar maalesef. Osman Bey'le beraber örgütlük çalışmayı durdurdum. Denizli misafir olsun. Zeybekçi'nin vaatleri kulağa hoş geliyordu. En fazla, ki tahminlerimize göre doğru olacak ama en fazla 12 ay içinde resimler başlayacak. Kısa süre sonra Zeybekçi ve ekibi konutların yapılacağı arazilerde keşifteydi. Biz sözlerini unutanlardan değiliz. Zeybekçi iddialı konuştukça ev hayalini kuran deniz halkının umudu arttı. Başvuru yapmak için soluğu Büyükşehir Belediyesi'nde aldı. Onlara inanmayacağım, onlar kandırmaca. Biz vurduk da öyle kaldı yani. Kızım yatırdı, damadım yatırdı, işim yatırdı. Bir tane çıkmadı. Seçim bitti, ne temel atıldı, ne de projenin adını anan oldu. Hangisi yapıldı ki o yapmasın? Herkes çoğunluğunu doldurdu gitti. Bizim paraları kullandılar açıkçası. Biz bankaya yatırdık ay önce de, bizim paralar orada kullanıldı. Yalan, dolan, başka hiçbir şey değiller. Aradan 9 yıl geçti. Hala 25 bin konuttan bir haber yok. Seçim tarafı az buçuk emekli olan adamları kandırmak. Onlar da paraya onun peşine gidiyor. Kimseye güvenimiz kalmadı kızım ya. Kimseye güvenimiz kalmadı yani. Yani güvenmemekte haksızmışız. Verilen vaatleri unutmayan Denizli halkı hala öfkeli. Bakalım bu öfke 31 Mart'ta sandığa nasıl yansıyacak? Hala çak şak şak şak. Ya o 22'de ellerimiz kalmadı şaklı arka. Yeter be artık ya, yeter. Uçak kemiğe dayandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi kayıtlarınızda. Bu kayıtlar da sizin kayıtlarınız, onu da söyleyeyim. O dönemin basıncı arkadaşlarımızın çektiği kayıtlar, o kayıtlardan aldık. Ama bir tane ne ev gördük ne de bir tane temel gördük. Yöneticilerden utanıyoruz. Onların adına utanıyoruz. Açlıktan, sefaletten utanıyoruz. Denizli'nin suç şampiyonu olmasından utanıyoruz. Denizli'de uyuşturucunun ortaokul çağına düşmesinden utanıyoruz. Ve bu konuda sorumluluk sahibi olan yöneticilerimiz hiçbir şekilde utanmadan mahrum, halkına hesap vermez bir vaziyette hala çıkmış 2024 yılında halkımızı kandırmaya devam ediyorlar. Sözü Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, sizlerden biri olan, gerçekten geçmişine baktığınızda yatılı okullarda okumuş,
devlet memurluğu yapmış, karpuz tezgahlarında büyümüş, sanayicilik yapmış, turizmcilik yapmış, iş adamı olmuş, serbest meslek sahibi avukatlık yapmış, gerçekten toplumun her kesiminin kendisini içinde görebileceği Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na devrediyorum. Sayın Başkanım, aslında geçmiş 20 yılı kısaca bir özetledi. Yeni bir yapılanmaya, yeni bir dönüşüme, yeniden birlikte el ele bir şehrin yönetildiği bir süreci başlatmamız gerekiyor. Biz bu iddiayla yola çıktık. Biz istedik ki artık Denizli'de 3-5 kişinin oturduğu yerden karar verdiği değil, Denizli'nin kendi dinamikleriyle sorunlarının çözüldüğü bir şehir haline getirelim. Bu şiarla beraber de artık Denizli'nin üreten bir kent olması noktasında bir dinamizmi hep beraber hayata geçirmek istiyoruz. Bizim önceliklerimizin içerisinde birinci önceliğimiz, önce sosyal dayanışma ağının güçlendirildiği ve bu süreç içerisinde de üreten bir belediyenin yaratıldığı bir kenti oluşturacağız. Üretimden kastımız tarımda üretim, hayvancılıkta üretim, turizmde üretim. Yani bütün insanların mutlu olabileceği, şehrimize katma değer katabilecek, sanayide üretim, diğer hususlarda üretim, hepsini saymadım. Sen şehrimize yeni bir katma değer yaratacak ve şehrin insanlarının mutlu olduğu Denizli'yi yaratmak amacıyla bu yola çıktık. Biz istiyoruz ki artık insanların şehre gelip asgari ücretle evlerinin elde ettikleri gelirlerinin yarısını kiraya ödeyip diğer yarısıyla da şehrin hiçbir yerine ulaşamadan yaşamaktan kastının sadece nefes alıp verilmek olmadığı bir Denizli'yi yaratma hayaliyle yola çıktık. Maalesef bugün insanların ya da bugün bizi yönetenlerin insanların yaşamıyla ilgili bakış açıları nefes alıp verip karnını beslenmek demiyorum, doyurdukları, içinde sağlıklı bir beslenmenin olmadığı bir hayatı sürdürdükleri noktada biz artık bu döngünün değişmesi ve kırılması gerektiğini inanıyoruz. Ne mi yapacağız? Aslında biz birçok yapacağımız şey de Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Bugün karşınıza klasik, alışılmış bir usulle elimizde ya da arkamızda devasa LED ekranlar ya da büyük kartonlarla beraber sizlere şatafatlı, şaşalı projeler açıklayabilirdik. Bu projeleri açıklamak emin olun o kadar kolay ki sadece iyi bir grafiker, dünyadan iyi bir resim indirmesini becerebilen bir bilgisayar anlayan arkadaşınızın olması, altına da iki satır yazıyla Denizli'ye kazandırıyoruz ya da yapacağız cümlesini eklediğinizde maalesef bu sorunun çözüldüğünü görürsünüz. Ama biz istiyoruz ki artık insanların kandırıldığı değil, ayaklarının yere bastığı bir süreci beraber inşa edelim. Biz buradan sesleniyoruz. Kim tarım ve hayvancılıkla iştigal etmek istiyor ve geriye dönmek istiyorsa, biz bu arkadaşlarımızın tamamına sahip çıkacağız. Nasıl sahip çıkacağımız noktasında da kim hayvancılıkla uğraşmak istiyorsa gebe düve desteği vereceğiz, yem desteği vereceğiz ve bu hayvanların bakımı noktasında ücretsiz veterinerlik hizmetleri vereceğiz. Tarımla ilgili iştigal etmek isteyen her kim varsa tarımda ücretsiz fide, ücretsiz tohum, mazot ve gübre desteği vereceğiz. Bazen insanlar merak ediyor, soruyor. Diyor ki başkanım bunları nasıl finanse edeceksiniz? Emin olun bu finansman içerisinde insanların bilmesi gereken bir şey var ki belediye bütçesini 1 liralık işleri 5 liraya yaptırmazsanız ve bunların dönüşlerini sağlamaya başarırsanız ve ürettirdiğinizde üreten ve mutlu bir kenti yaratırsanız bunun bütçesinin ulaşılması da o kadar göründüğü kadar da zor olmayacaktır. En önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de turizmde yeni bir ayaklanmayı başlatacağız. Hepinizin bildiği gibi Denizli'ye yaklaşık 2,5-3 milyon civarında turist bu şehre giriyor. Ama bu şehrin haberi olmadan da bu şehirden ayrılıp gidiyor. Genelde bir aracın içerisinde seyahat ederek Pamukkale'ye kadar ulaşan turistlerimiz yine bir araç içerisinde seyahatle Pamukkale'den ayrılıp gidiyor. 3 tane turizm rotası belirledik ve artık istiyoruz ki bu şehri üreten bir şehir haline getirelim. Güneyde Tripolis'inin olduğu, şelalenin olduğu, Çal'da üzüm bağlarının, bağ yolunun olduğu, aşağı indiğinizde Kaklık Mağarası, diğer yerler,
Ondan sonra Keralan mağarasıyla, turizmiyle, antik kentlerle, Laodikya'sıyla. Yani bu şehrin neresine giderseniz gidin bir turizm hikayesi var. Fakat siz yıllardır bu turizm hikayesini canlandırmadığınız için bu turizm hikayesinin kimseye bir faydası yok. Ve biz bunun için bu sonucu değiştirmeye karar verdik. Nasıl yapacağımız noktasında da denizde bir tur kültürü, yani bu şehrin içerisinde şehri hareketlendirecek bir tur kültürü maalesef oluşmamış. Ve biz bunu belediyeliğiyle çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz derseniz, biz bunun başlangıcını biz yaparız. Artık bundan sonra Pamukkale'ye gelen turistleri o billboardlarda sadece Büyükşehir Belediyesi çalışıyor ibaresi, altına da şahsımın ismi değil, biz artık oralarda bu şehrin görülebilecek yerlerinin olduğunu, Pamukkale'ye ya da bu şehrin herhangi bir yerine gelen insanların artık bu şehri gezerek Yeni Denizli'de nelerin güzel olduğunu, bu şehrin yüzlerce yıllık tarihi içerisindeki yapılara ulaşmasını sağlayacağız. Nasıl konaklayacak bu insanlar dediler. Biz de dedik ki bizim insanlarımızı konaklatmamız için ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Amerika'yı hep yeniden keşfetmemiz gerektiğini söylüyorlar. Biz o keşiflerin hepsine karşıyız. Zaten keşfetmiş birileri. İçinizde dünyayı dolaşan gidenler, İtalya'ya, Avrupa'ya gidenler varsa çok yerde oteller hep butik butik oteldir. Evler hep otele çevrilmiştir. Eviniz var, her şeyiniz var. Yapmanız gereken, köy evlerini hepiniz bilirsiniz. 4 odasına 4 yatak, 4 kapıyı hazırladığınızda insanlara da sabahleyin ortak o bizim eski yer sofrası gibi kullandığımız odalarımızda kahvaltısını verdiğinizde o insanlar için hiç ekstra bir yardıma dahi, yatırıma dahi ihtiyacınız olmadan bu sorunu çözebiliriz. Peki bu sorunu çözdüğümüzde neyi getireceğiz biliyor musunuz? Aslında binlerce yeni istihdamı ve artık şehrin merkezinde 17 bin lira asgari ücretle insanların köle gibi yaşamasını değil, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen insanlarla ortaklaşan bir hayatlarını sağlayacağız. Bu toplumu yarattığınızda şampiyon olduğumuz 3 konudan kurtulmuş oluruz arkadaşlar. Şampiyon olduğumuz konulardan biri Denizli, Türkiye'deki en çok boşanmanın olduğu şehir. Yani nüfusa göre bunlar tabii. İkincisi Denizli, ikinci olduğu bir husus var ki o da suç oranında ikinci olduğumuz bir şehir. Üçüncüsü maalesef az önce başkanım da bahsettiği uyuşturucu kullanımında Türkiye'de ilk 3 sıradayız arkadaşlar. Belediye başkanı mültecileri elbette ki de gönderemez. Ama belediye başkanı yıkılmak üzere olan Denizli Devlet Hastanesi'ni tüm Denizli'ye duyurabilir. Tüm Türkiye depreme dayanıksız bu binayı tüm Türkiye'ye duyurabilir ve şehre hizmetin ivedi olarak gelmesini sağlayabilir, kamu oluşturabilir. Aynı şekilde de mülteci sorunuyla ilgili de bunu yapması da o kadar uzun ve süreçli, zahmetli de olmayacaktır. Dirençli bir kenti yaratma sorumluluğumuz var. Denizli'de ada bazlı yeniden bir dönüşümü başlatacağız arkadaşlar. Şu an oranın neresi olduğunu sizlerle paylaşmayacağız. Çünkü paylaştığımızda o semtte yaşayan, o bölgede yaşayan, ekonomik durumu zorda olan arkadaşlarımızın evlerinin el değiştirme ihtimali çok olduğunu da görüyoruz. Neyi başaracağız? Bu yeni dönüşüm içerisinde 140 metrekare evi olana 140 metrekare ev vereceğiz. 100 metrekare evi olana 100 metrekare vereceğiz ve kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Önce bir yapı stoku oluşturuyoruz. Tabii ne kadar arsamız kaldığını da bilmiyoruz. Ne kadarını sattıklarını da bilmiyoruz ama herhalde bize bir işimizi görecek kadar arsa bir yerden buluruz diye düşünüyoruz Denizli Belediyesi'nde. Bunları bulduktan sonra bu şehri yenileyeceğiz. Yenilediğimiz şehrin içinde ne olacak derseniz artık 100 yılın altyapısı değil, yüzlerce yıl kullanılacak altyapısı olan bir şehri yaratacağız. Deniz sporu yine eski günlerine getireceğiz. Denizli'ye bir horoz kart getireceğiz. Horoz kartla ilgili hikayemizde zaten herkesin bildiği ve gördüğü bir hale getireceğiz. Bu kart içerisine yükleyeceklerimiz sadece yüklediklerimizle geçerli olacak. Gidip bunu zincir marketlerden, AVM'lerden alamayacak, et yerine ot alamayacak, gidecek mahallenin kasabından et alacak. Gıda yüklediysek yine zincir markete gidemeyecek, yine AVM'ye gidemeyecek, mahalle bakkalına gidecek, mahalle bakkalından işini görecek. Hem mahalledeki esnafımızı kalkındıracağız, hem de o insanlar artık yardımlarını insanların gözüne sokarak almalarını da engelleyeceğiz. Son olarak da herkesin merak ettiği bir husus var. Ya Çavuşoğlu Başkan dedi ki diyorlar su faturasında %50 indirim yapacağız. Bu para nereden gelecek? Su kaynaklarının doğru
ve kullanımını sağlamakla ilgili ve o su kaçaklarını önlemekle ilgili sorumluluğumuzun da doğru olarak yerine getirilmesi gerektiğini biliyoruz. Ve buradan Deniz Akın'a da söylüyoruz ki Çavuşoğlu Başkan geldiğinde yapacağı ilk icraat insanların artık canını yakan elektrik faturasını, doğalgaz faturasını geçen su faturasını dönemini sona erdireceğiz. %50 indirim yapacağız diyoruz. Herkese teşekkür ederim. Hayallerini yıktınız, milleti kandırdınız, yaktınız, yandırdınız. Yetti gari bu düzen, Denizli'nin kararı, değişimin mimarı. Özü sözüyle şimdi Çavuşoğlu zamanı.